Evet arkadaşlar, bugün logaritma tekrar 2 videosundayız. Logaritma biraz geniş bir konu olduğu için tabii ki bir tane tekrar videosu yetmeyecekti. Dolayısıyla biz de ikincisini çekiyoruz. Şimdi logaritmalı eşitsizliklere bir önceki videoda değinememiştik. Bakın burada eğer taban 1'den küçükse logaritmalı eşitsizliklerde yön değişikliği olur. Eğer taban 1'den küçük değilse, 1'den büyükse yön değişikliği olmaz. Örneğin ben bu 1/2 diğer tarafa atabilirim. Diğer logaritmik denklemlerde olduğu gibi -1 ona üs olarak yazılır. Ama şu büyük eşittir, küçük eşittir'e dönüşür. Neden? Taban 1'den küçük olduğu için ve bu ifadeyi de aynen yazarız. Logaritma 3 tabanında x-2 şeklinde. 1/2 üzeri -1 ne demektir arkadaşlar? 2 demektir. Şimdi 3'ü bu tarafa atarız. Bakın 3'te taban 1'den büyük olduğu için yön değişmeyecek. 3'ü buraya atarsak 3 üzeri 2 9. Yön aynı kaldı. Küçük eşittir. Dolayısıyla x küçük eşittir 11. Bu 1. Tabi bu yeterli mi? Hayır. Bir de tanım kümesi var. X eksi 2 sıfırdan büyük olmalı. Şunu şuradan silelim. X eksi 2'nin sıfırdan büyük olmasını gerektiğini biliyoruz. X büyüktür 2. Çünkü logaritma salınan sayı sıfırdan büyük olmalıdır. Bakın burada da logaritma salınan bir sayı var. Neden? Logaritma 1/2 tabanında bu ifade ediyor. Yani bunun içi. O zaman burası da sıfırdan büyük olmalı. 3 üzeri 0, 1, x 3'ten büyük olmalı. 3 üzeri 0, 1, eksi 2 artı 2 olarak geçirdik. X 3'ten büyük olmalı. Bu x 2'den büyük olmalı diyor. Bu 3'ten büyük olmalı diyor. O zaman x 3'ten büyük olmalı. 11'den de küçük eşit olmalı dedik. Bunu şu şekilde de gösterebiliyoruz biliyorsunuz. Evet, ilk sorumuz eşitsizlik sorusuydu bu şekilde. İkinci sorumuz arkadaşlar, logaritmanın tanım kümesiyle alakalı. Bakın bunu logaritma 2x-9 tabanında 20x(x)(x+1) şeklinde verilen bir ifademiz var. Ve bunu kaç farklı tam sayı sağlar diyor. Logaritmada arkadaşlar şu logaritma salınan sayı 20x(x)(x+1) sıfırdan büyük olmalıydı. Yine 2x-9 taban sıfırdan büyük olmalıydı. Artı 2x-9 1 olmamalıydı taban. Üstel fonksiyondan gelen bir durum. Eksi 9 artı 9 olarak atarsak 10 olur. 2'ye de bölersek x kaç olmamalı arkadaşlar? 5. X 5 olursa çünkü sonuç 1 olur. Şimdi bunların köklerini bulursak arkadaşlar. Bir kökü 20. Diğer kökü -1. Bunu sıfır yapan değer de 9/2. İki tane eşitsizlik olduğunda biz buna ne diyorduk? Eşitsizlik sistemi. Arkadaşlar -1 var, 9/2 var ve 20 var. Bunları çift katlı bir tabloda gösteriyoruz. Şimdi üstteki ifade bu ifadenin tablosu burası olsun. -1'de ve 20'de kökleri var. Alttaki ifadenin de 9/2 olsun. Şimdi işaret inceleyelim. Pay kısmında en büyük dereceli terim x işareti eksi. Payda da artı. Eksiyi artıya böldüğümüzde sistemin işareti eksi. Eksiyle başlarız. İşaret değiştiririz. Eksi. Burada neden işaret değiştirmedik? Çünkü bu bunun kökü değil. Alt tarafın kökü. 2x-9'a geldiğimizde x'in öndeki işareti artı. Şurada tekrar eksiye geçtik. Kendi kökünde işareti değişir. Her ikisinin de pozitif olduğu yeri arıyoruz. Üsttekinin ve alttakinin pozitif olduğu yer 9/2 ile 20 aralığı. Fakat burada 5 olmayacak diyor. Yani bu 4.5'tan sonra ilk gelecek sayı 5'ti. Onu almamayı unutmayacağız. 6, 7, 19'a kadar olan sayılar sağlar. Burada kaç tane sayı vardır arkadaşlar? 14 tane son terim eksi ilk terim artı bir şeklinde düşünürsek 14 terim sağlar. Burası sıfırdan büyük dedik. Taban sıfırdan büyük dedik. Taban 1 olmayacak dedik. Tablosunu yaptık. Çift katlı tablo eşitsizlik sistemi. Her ikisini pozitif yapan değerleri bulduk. Ve tabanı 1 yapan değeri de buradan çıkarttık. Evet, bir tane üstel denklem sorusundayız arkadaşlar. Bazen üstel denklemlerin çözümlerinin de bulunurken logaritma kullanıldığını biliyoruz.
Şimdi biz burada e üzeri x eksi 3 eşittir 4 e üzeri x bölü e üzeri x artı 2 şeklinde bir denklem var. E üzeri x'e k diyelim. Ve var olan denklemin çözümünü yapalım. K eksi 3. Şurası k artı 2. Bunu buraya çarpma olarak geçirdim. 4k'ya eşittir dedik. Şimdi çarpalım arkadaşlar. K'nın karesi artı 2k eksi 3k eksi 6 eşittir 4k. Hepsini bir yere topladık. K'nın karesi eksi k artı 4k'yı da buraya eksi 4k olarak atalım. Eksi 5k eksi 6 eşittir 0. İkinci derece denklemler çözürken 0'a karşı çözülür. Dolayısıyla k eksi 3 pardon eksi 6 artı 1 çarpımları eksi 6'yı toplamları eksi 5'i verdi. K buradan ya 6 çıkar k ya da eksi 1 çıkar. Tabi bize k'yı sorsaydı şu an doğru yapmıştık ama bize x'i soruyor arkadaşlar. E üzeri x k e üzeri x de 6 ya da e üzeri x eksi 1 diyebiliriz. Bakın e pozitif bir sayı. Pozitif bir sayının hangi kuvvetini alırsanız alın negatif bir değer bulamazsınız. O zaman e üzeri x 6'da biz çözüm bulabiliriz. Burada da x'i yalnız bırakabilmek için şu e'yi bu tarafa taban olarak atacağız. Yani logaritma e tabanında 6 x. Bu da nasıl yazılırdı? Ln 6. Demek ki bu denklemin tek bir çözümü var. O da ln 6. Ne yaptık? E üzeri x'e k yazdık. İşe dışarı çarpımı yapıp denklemi çarpanlara ayırdık. Daha sonra da bulduğumuz köklerde tekrar k yerine e üzeri x yazarak denklemin çözüm küvesini bulduk sayılır arkadaşlar. Evet, kaç sayının kaç basamaklı olduğunu bulurken de arkadaşlar logaritma kullanabiliyoruz. Logaritma 2 0,301 ise 80 üzeri 20 sayısı kaç basamaktır? Ben önce bundan önce size bir örnek üzerinden bir sayının kaç basamaklı olduğunu logaritmayla ne alakası vardır onu göstereyim. Diyelim ki 48 sayısı kaç basamaklı? 48'in 2 basamaklı olduğunu hepimiz biliyoruz. 48 sayısı 10 tabanındaki sonuçta 48 sayısı 10 ve 100 arasında bir sayıdır. Ve hepsinin logaritmalarını düşünürsek 10 tabanında. Logaritma 10 tabanında 10 1'dir arkadaşlar. Logaritma 10 tabanında 100 de 2'dir. O zaman logaritma 48 1 ile 2 arasında bir sayı çıkacak. Yani mesela 1.3 gibi 1.5 gibi bir sayı çıkacak. Ve bu kaç basamaklıydı arkadaşlar? 2 basamaklıydı. Demek ki şunun tam kısmının bir fazlası bize basamak sayısını verecek. Herhangi bir sayının 10 tabanındaki logaritmasının tam kısmının bir fazlası bize basamak sayısını verir. O zaman bu sayı kaç basamaklıdır bulmak için bunun 10 tabanında logaritmasını alacağız ve bize verilen şu bilgiyi de kullanacağız arkadaşlar. Logaritma, bakın 10 tabanında aldık. 20'yi öne çarpma olarak attık logaritma kuralından. Logaritma 80'i de logaritma 8 ve logaritma 10 şeklinde parçaladık. 8 arkadaşlar nedir? 2'nin küpüdür. 3 başı atılır. Logaritma 2'yi bize vermiş. Bunu vermeden herhangi bir işlem yapabilmemiz mümkün değil. Logaritma 11'dir. Bir de bunu 20 ile çarpın diyor. 20 kere 3 pardon şurası şurada bir parantezimiz daha var. 3 logaritma 0,301 artı 1. Şimdi sayın arkadaşlar şurayı çarparsak 0,903 1 ile çarparsak toplarsak 1,903 bir de bu ifadeyi 20 ile çarpmamız lazım. 20 ile neyi çarpıyoruz tekrar şuraya alayım 1,903'ü. Önce 10 ile çarpalım. 19,03 bir virgül sağ kaydı. 2 ile de bir daha çarpalım. 38,06. Bunun 10 tabanındaki logaritmasının tam kısmı 38 çıktıysa bunun bir fazlası yani kaç basamaktır? 39 basamaklıdır. Tekrarlayalım. Logaritma 2 0,301 80 üzeri 20 kaç basamaktır? Bunun 10 tabanında logaritmasını alıyoruz. 20'yi öne attık. Logaritma 80'i logaritma 8 artı logaritma 10 şeklinde yazdık. 3'ü öne çarpma olarak attık. Logaritma 2 0,301 logaritma 10 tabanında 11. Aradaki işlemi yaptığımızda 1,93 çıktı. 20 ile çarptığımızda 38,06 çıktı. Tam kısmının bir fazlası 39 olduğu için sayımız arkadaşlar 39 basamaklıdır dedik.
Evet, logaritmanın grafiğiyle ilgili bir sorulursa ne yapacağız? Arkadaşlar tabii ki bizden grafiği çizmemizi üniversite sınavında istemeyecek. Bize bir grafik verecek ve o grafikle ilgili sorular soracak. Biz de temel noktaları bilirsek eğer grafikle ilgili soruları çözebiliriz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer taban birden büyükse logaritma f tabanında x artandır. Taban birden küçükse logaritma grafiği azalan bir grafiktir. Şimdi sayın arkadaşlarım şu 4 bölü 3 değeri bunun asimtotu. Asimtot ne demek? Tabi türev grafikleri sizlerden kaldırıldığı için tam bilmiyorsunuz ama şu 4 bölü 3 değeri bunun içini sıfır yapan yani logaritmayı tanımsız yapan ilk değer bizim fonksiyonumuz bundan büyük değerlerde olacak. Demek ki içeriye 4 bölü 3 yazdığımda x yerine içerisi 0 olacak. Yani 4a hatta payda eşitleyelim artı 3b bölü 3 0. Buradan da 4 artı 3b'nin 0 olacağını görüyoruz. Çünkü pay kısmı 0 olmalı. Bunun dışında bize verilen bilgi şurası olabilir ya da üzerinde buradaki bir nokta olabilir. Onu da kullanacağız. Bu ne demek? X yerine 4 yazdığınızda sonuçta 4 çıkıyor. X yerine 4 yazalım. 4a artı b. Bu da 4. Bunu buraya attığımızda 4a artı b 2 üzeri 4 16 oldu arkadaşlar. Bir de biz de 4a artı 3b'nin de 0 olduğunu biliyorduk. Şimdi burada bu iki denklemi ortak çözelim. Alt tarafı eksi 1 ile çarpıp taraf tarafa toplarsak eksi 3b artı b eksi 2b a'lar gitti zaten 16. B'nin eksi 8 olduğunu gördük. B eksi 8 ise 16 artı 8 24 a'nın da 6 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla a ile b'nin çarpımı da eksi 48 olmaktadır. Tekrarlayalım. 4 bölü 3 dedik. İçeriği 0 yapan değer. 4 bölü 3 yazarsak 4a bölü 3 artı b 0. Buradan da payda eşitlersek 4a artı 3b 0'a eşit oldu. 4 koyduğumuzda sonuç 4 çıkacak dedik. X yerine 4 yazdık. Logaritma 2 tabanında 4 artı b sonuç 4'e eşittir. 2 üzeri 4 16 olduğu için 4 artı b de 16 eşittir. Yok etme metoduyla b'yi arkadaşlar eksi 8 bulduk. B eksi 8 olduğunda a da 6 oldu. Dolayısıyla a çarpı b de 48 oldu. Ve arkadaşlar bu tekrar kısmında son sorusundayız ki bence son soru olmaya da yakışacak bir soru. İzlediğinizde pişman olmayacaksınız. Ln x eşittir x kare bölü 64 denkleminin çözüm kümesi kaç elemandır? Her iki tarafta da değişken olduğu için arkadaşlar bu tarz denklemleri standart yollarla çözmek gerçekten zordur. Yani burada kaç tane çözüm kümesinin elemanı olduğunu dümdüz denklem çözerek bulmanız ciddi anlamda zordur. Ama grafik çizimine girersek biz çok daha rahat bulabiliriz. Şöyle göstereyim. Bu bir parabol. Yani y eşittir x kare bölü 64 bir parabol. X'e 0 verirsek y'si de 0 olur. Orijinden geçen kolları yukarı doğru olan bir parabol 0'a 0'dan geçiyor. Ve x'e 8 verirsek y'nin de 1 olduğunu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar diğeri de ln x. Bu da tabanı birden büyük olduğu için artan bir fonksiyon. Artan bir fonksiyonun grafiği. E sayısı ortalama olarak nedir? 2.7 gibi bir sayıdır arkadaşlar. 2.7 gibi bir sayı şu şekilde artarak giden bir grafik. E sayısı 2.7 olduğu için bu tam ln e 1 olduğundan dolayı 2.7 değerinde bu da 1 olacaktır. Esasında çok da güzel çizemedik ama şöyle yapalım biraz daha orantılı çizelim. Tam 2.7 değerinde bu da yani 1 olacaktır. Şöyle gider buradan geçer. Peki 0 olduğu değer nedir? Ln 1 bütün logaritma değerlerinin 0 olduğu değer yok. Dolayısıyla bu iki grafiğin kaç tane kesim noktası var arkadaşlar? 2 tane kesim noktası var. Demek ki çözüm kümesi kaç elemandır? 2 elemanlıdır. Evet bu da gerçekten güzel bir soruydu. X kare bölü 64'ün grafiğini çizdik. Ln x'in grafiğini çizdik ve çözüm kümelerinin kaç elemanlı olduğunu bulduk. Umarım arkadaşlar bu videolar sizin için faydalı oluyordur.
Yorumları alta yazarsanız, açıklamalar bölümünden altına siz de yorumunuza eklerseniz, istediğiniz konuları belirtirseniz ben de o konularda tekrarlara devam edeceğim. Lütfen videoları beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın sayın arkadaşlar.